insanları dünya çapında doğru yola çeken bir çalışma yok. Ama nefsaniyete çeken çalışma, doğru yola çeken çalışmayla kıyaslandığında milyonda birdir. Hadi 100.000'de bir diyelim en fazla. Radyolar, televizyonlar, tiyatrolar falan büyük bir bölümü bozucu. Sokaktaki insanın üslubunun büyük bölümü bozucu. İnternetin büyük bölümü bozucu. Sevgiyi, dostluğu, kardeşliği isteyen, anlatan parmakla sayılır. Onun için sevgiyi, kardeşliği, dostluğu, iyiliği, güzelliği savunanların var gücüyle gayret etmesi çok hayati. İnşallah. Hem çok sevap kazanıyorlar, hem güzel eğitilmiş oluyorlar, hem ahiretleri çok güzel olmuş olacak. Ama bak, küçük bir topluluk olarak Deccal'ın bozmasına karşı, Deccaliyet'in bozma faaliyetlerine karşı çok esaslı bir duruş sergiledik. Maşallah. Seddi Zülkarneyn gibi olduk, Allah'a çok şükür. Çoktan Türkiye'yi Darwinist yaparlardı. Materyalist de yaparlardı. Bir ihtimalle bölerlerdi, büyük bir ihtimalle. Hiçbir şekilde müsaade etmedik. Bizler ve milletimizin kahraman fertleri. Asla. Bak, dışarıya çıkıyorum. Sevgi gücü insan arasında yayılmış. Çünkü moral bozuyordu karşı tarafın propagandası. Yani şeytani propaganda çok moral bozuyordu. İnsanlar da sevgisizliğe doğru hızla gidiyorlardı. Birden yolunu kestik. Ve karşı atakla sevgisizliği püskürtmeye başladık. Bütün mevzilerine sökülmeye başladılar. Dışarıda insanları gözlemliyorum. Sevginin çok ciddi yayılmış olduğunu gördüm. Allah'a şükür. Başarılı olamadılar. Türkiye'yi bölme konusunda ne kadar iştahlılardı daha önce, hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, tabii. Bak, şu an akılların ucundan dahi geçmiyor. Türkiye'yi bölme yönünde bir konuşma, ima dahi çok ciddi bir suç ve ahlaksızlık haline geldi. Ama eskiden ahlaksızca ve adice Türkiye'yi bölmenin propagandasını yapıyordu PKK'lılar. Açık açık. Ama şu an yapamıyorlar. Evet.